Üçlük yarışmasından hepinize merhabalar arkadaşlar. Normalde bunun smaç yarışması olması lazımdı ama Chris Smooth da yaşadı bunu. Dünya üzerindeki bütün YouTuber'lar da yaşadı. Ben 2K15'te de yaşadım. Smaç yarışmasına girdiğim sırada üçlük yarışmasına attı beni. Ondan sonraki gün smaç yarışmasına da girme imkanı sokmadı. Yani ne yazık ki smaç yarışmasına giremedik. Üçlük yarışmasına katılacağız. Üçlük yarışmasıyla maalesef sizleri uğurlayacağım. Bir smaç yarışması göremedim kariyerim boyunca. Rakiplerimiz Klay Thompson, Damian Lillard, Isaiah Thomas, Paul George, Patrick Patterson ve son sırada biz varız. Bundan önceki bazı yorumlarda şunu yazmıştım arkadaşlar. Benim Paul George lanetim var. 2K15'te de bu olmuştu. 2K14'te de bu olmuştu. İkisinde de Paul George katıldığında ben son sırada yer almıştım ve Paul George şampiyon olmuştu. Tek korkum Paul George'un katılmasıydı yarışmaya. Ve bu yarışmada da var. Çok enteresan Steph Curry'nin olmaması. Mesela 2 sene önce arkadaşlar Moneyball'ları istediğiniz reki komple yerleştirebilme kuralı geldi ama 2 senedir hala bunu 2K kullanmıyor. Bakalım artık herhalde 2K17'de görebiliriz belki bunu. All Star'da hani bir önceki videoda söylemiştim. Bir sürü geliştirilmesi gereken şeyler var. Bu da onlardan, en azından üçlük yarışması da bu da geliştirilmesi gereken şeylerden biri. En sıcak olduğunuz yere bütün Moneyball'ları koyma özelliği. Yani niye bunu hala, yani All Star'da hiçbir şey geliştirmiyorlar. İlk sırada sanırım o ana menüde göründüğü üzereki sıraya göre gideceğiz. Evet, Klay Thompson'la başlıyoruz. Splash Brothers'ın bir diğer ayağı. Steph Curry'nin olmaması hala çok ilginç. Bakalım, Klay Thompson başladı. İlk atışında isabet yok. 2'de 1. 3'te 2. 4'te 3. Aman diyeyim yani. Neyse, 5'te 3. Moneyball'u sokamadı en azından. Sağ köşede şimdi. İlkini kaçırdı. 2'de 1 gidiyor. 3'te 2. Gene kaçırdı. Moneyball'u sokma lütfen. Güzel. Klay Thompson yani çok da iyi başlamadı sayılır. Derken orta mesafede, orta rekte şu an kusursuz gidiyor. 4'te 4. Moneyball'u sokarsa orta reki fulleyecek. Orta reki fulleyemedi. Ama şu ana kadar başarılı, en çok başarılı gittiği yer orta rek oldu. Şimdi sol köşede, burada da kusursuz giderek başladı. Moneyball'u sokacak mı diyoruz? Evet. Nihayet Klay Thompson işte o beklediğimiz hareketleri yaptı. Sol köşeyi rekledi. Yani sol reki, sol köşeyi rekledi nedir ya? Sol reki fulledi. Zaten bu seneki smaç şampiyonasında da birinci olan Klay Thompson'da. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Siz de katılıyor musunuz bilmiyorum ama. Bence bunların ikisi Steph Curry ile bir araya geldiler ve dediler ki abi hani bak geçen seneyi zaten sen almıştın artık orta sahadan da sokacak duruma geldin. Dedi Klay Thompson bence. Bırak bunu yani bırak bu üçlük yarışmasını ben kazanayım dedi. Yani ben gerçekten Steph Curry'nin kendini verdiğini düşünmüyorum yarışmaya derken Damian Lillard çok kötü başladı. İlk rekte 0 geçti Damian Lillard. Bu 2K'nın yarışmaları da gerçekten çok değişik oluyor yani. Hem rakiplerin katılması konusunda hem performans konusunda. Şu ana kadar iğrenç bir performans sergiliyor Damian Lillard. Yani iğrenç de değil derken benim konuşmamı bekliyormuş. Orta reki fulleyecek gibi. Moneyball hiçbirinde Moneyball'u sokamadı. Sol köşede şimdi. 1'de 1 ile gidiyor. 2'de 2. İkinci rekten itibaren her topun ilk üçünü sokmayı başardı. Ama hala Moneyball gelmedi Damian Lillard'tan. Tek Moneyball'unu son rekte sokabildi. 13 puan güzel. Hani 13 sayı diyelim. 13 puan biraz daha saçma oluyor. Isaiah Thomas'ta sıra. Bakalım Isaiah Thomas neler yapacak. O da Karl Anthony Towns'a kaybetti biliyorsunuz. O da biraz sanki Karl Anthony Towns'a karşı pek kasmadı gibi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da. Hani isteseydi her türlü yetenek yarışmasını alırdı Isaiah Thomas. Yani insanlar birbirlerine yarışmaları devrettiler gibi bir sonuç çıkarıyorum ben ortaya All Star, bu seneki All Star'da. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu arada birinci ve ikinci rekte aynı seride attı, aynı hizada attı Isaiah Thomas. Ama üçüncü rekte şansı o kadar yaver gitmiyor. Sadece üçüncü rekte bir tane top sokabildi. Şu ana kadar hiçbiri çok çok kuvvetli bir yarışma ortaya çıkarmadı. Belki şansımız yaver gidebilir, bilmiyorum. Isaiah Thomas hala iyi bir durumda değil. Ama şunu fark ediyorum, sadece orta rekte Moneyball'u kaçırmış. Son top, Moneyball'u sokabilecek mi Isaiah Thomas? Moneyball'u sokuyor. Bir Moneyball kaçırdı Isaiah Thomas. 16 sayıyla tamamlıyor, 3.7 saniye kala. Sırada benim belalım Paul George var.
Benim oynadığım zamanlarda Paul George ilk turda da çok iyi başlıyordu. Bakalım burada ne yapacak, onu sunalım şimdi. 1'de 1 ile başladı Paul George. 2'de 1, 3'te 1. Şeytanın bacağını kıracak gibiyiz. 4'te 1 ve 5'te 1. Paul George çok kötü başladı, çok güzel. Tamam, böyle devam etsin, iyi. Yine 1'de 1 ile başladı. 2'de 2, 3'te 3. Aman yarabbi. Neyse, Allah'tan 4'te 3 gelmedi. Bu rekide fulleyemeyecek ama ikinci rekte birinci rekin hatasını düzeltti gibi oldu. Üçüncü rekte de başlangıcı yapamadı ama ikinciyi soktu. Üçüncüyü de soktu. Dördüncüyü de sokacak gibi diyecektim. Soktu. Ama moneyball gelmedi. Sadece şu ana kadar bir moneyball sokabildi Paul George. Ama genel klasmana baktığımızda hiçbir kimse o kadar çok iyi bir yarışma ortaya çıkaramadı şimdiye kadar. Paul George hala devam ediyor sayılarını almaya. Son rekteyiz. Bakalım Paul George burada ne yapacak? 1'de 1, 2'de 1, 3'te 2, 4'te 3. Moneyball gelecek mi Paul George'a? Moneyball geliyor. Paul George 18 sayıyla tamamladı. Patrick Patterson'dayız şimdi sırada. Bu da iki kanlı askere koyduğu isimlerden biri. Yani burada biz Chef Curry'yi görmek gerekiyordu. Chef Curry'ye en azından şampiyonluk vermeliydik. Derken sürpriz isim ataklı başladı. 2'de 2 ama konuştuğum anda 3'te 2 sağladı. 4'te 3. Moneyball gelecek mi? Patrick Patterson çok kuvvetli bir giriş yaptı. Sürpriz at, underdog diyebileceğimiz adam mı acaba yenecek diyorum. Patrick Patterson çok iyi gidiyor. 3'te 3. 4'te 4. Rack'i fullleyecek galiba Patrick Patterson. Rack'i fullleyemedi ama çok çok iyi bir yarışma çıkarıyor şu ana kadar. Sürpriz at gerçekten. Paul George derken bizim rakibimiz Patrick Patterson mı olacağız? Bunu görecek. Göreceğiz. Patrick Patterson'dan da sonra biliyorsunuz ki biz yarışıyoruz. Bakalım Moneyball'u sokacak mı? Sokamadı nihayet. Bu rack'te de Moneyball'u soksaydı hep bir top kaçırarak gidecekti ama burada iki top kaçırarak... Yani o seriyi bozdu diyebiliriz ama hala çok çok iyi bir yarışma çıkarıyor Patrick Patterson. Bu rack'i fulleyecek gibi galiba. Evet, bu rack'i fulledi. Fullenen rack hep rack 4 oldu arkadaşlar. Başka fullenen bir rack olmadı ama süresini kullanamadı Patrick Patterson. Son rack'te 2 tane top kullanabilirdi. Gene de buna rağmen 20 sayılı en çok üçlük sayısı toplayan, üçlük puanı toplayan Patrick Patterson oldu. Sırada biz varız, bakalım ne olacak. 3, 2, 1. Düzensiz üçlük yüzdelerimiz vardı. Bakalım bu niye böyle duruyor ya? Açılsana oğlum. 1'de 1, 2'de 2 başladık ama ha nihayet açıldı. Ama açılması kötü oldu. Açılmasıyla birlikte kaçırmaya başladık. Kusursuz gidiyor. Zaten bu 2K15'te geldi bu atış stili. Yani şu anda bayağı kötü atıyorum ya. Bayağı kötü atmama rağmen bir tanesini soktum. Mesafe içinde kaldığınız, yani o şu orta beyaz noktaya sokmanız gerekiyor. Bakın mesela bu girmesi gerekir ama girmiyor. Çok enteresan bir durum. Bu arada ben de bayağı kötü gidiyorum ya. Ulan ilk turdan eleneceğiz galiba. Bakın Müken girmesi lazım. Gene girmedi. Ya bunu düzeltmiyorlar ha. Ben bunun sistemini gerçekten anlamış değilim. Bakalım herkes 4. rekte çok iyiydi. Ben de 4. rekte şu ana kadar harika gidiyorum. 3'te 3, 4'te 4. Ben de mi 4. rekti fulleyeceğim? Ben de 4. rekti fulleyenler arasındayım. Hadi şunlardan güzel bir sonuç çıkaralım ya. İlk turda eleneceğiz galiba. Vallahi gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. İyi atmamıza rağmen gidiyoruz. Bu kesinlikle girmeli. Vay be, en kötü sonuç çıkaran adam biz olduk. Arkadaşlar ilk turdan elendik. İnanılır gibi değil. İlk turdan elendik. Yani bizle beraber Isaiah Thomas ve Damian Lillard elendi. Hadi beni geçti mi? Damian Lillard nasıl elenir? Şampiyonluk gene Paul George'un mu olacak bakalım? Ama Patrick Patterson gibi olacak. Ya görüyorsunuz işte arkadaşlar, aslında çok da yapılacak bir şey yok. Mükemmel attığınız halde girmiyor. Mükemmelden uzak attığınız zaman, yani o baremden çıktığınız zaman giriyor. Anlayamadım sistemi. Bu hep böyleydi. Bilmiyorum bunun sistemi nedir. Eğer siz daha önce buralara geldiniz ve geçtiyseniz ve bak ben şöyle bir yol buldum diyorsanız benimle paylaşmanızı çok isterim. En azından bir sonraki sezonda şampiyonluğu kovalayabiliriz. Bu arada Paul George ikinci rekti sadece bir tane kaçırarak çok seri bir giriş yaptı. Patrick Patterson'la Paul George'un arasında geçecek diyordum. Şu anda Paul George motora takmış durumda. İkinci rekin ikinci topundan beri kaçırmıyor. Orta reki fulledi. Paul George coşmuş durumda. Paul George şampiyon olacağım gene. Atanur Ateşkant buradaysa şampiyon ben olmayayım dedi. Hala kaçırmadı Paul George. Dördüncü rekte nihayet kaçırdı. Nihayet kaçırdı. 12 topluk bir serinin ardından 13. topu kaçırdı Paul George. Ama hala harika bir yarışma çıkarıyor. İlkinden daha iyi bir yarışma çıkarıyor ilk turdan.
20'ye bağladı. 21 son Moneyball ve 23 ile 1.8 saniye kalarak Paul George galiba gene şampiyon olacak. Gene şeytanın bacağını kıracak. Ama istemem yani. Şurada da gerçek hayata bir gönderme olsun. Klay Thompson'ın şampiyon olmasını istiyorum ben. Hani Patrick Patterson nedir lan? Yani Paul George'un falan şampiyon olmasını falan çok da istemiyorum ama eğer o üçlüden ikili olacaksa Paul George ve Klay Thompson olmalı. Klay Thompson seri bir giriş yaptı. Gerçek hayatı mı göreceğiz? Klay Thompson burada da mı şeytanın bacağını kıracak diyorum. Ama Klay Thompson şu son iki topta kaçırdı. Çok kötü gitti rek 2'de. 3 top kaçırdı ama Moneyball'ları hala atmaya devam ediyor. Orta rekte Klay Thompson. 2'yi soktu. Bir duruyor, geri alıyor. Acaba bizim de mi durmamız gerekiyor? Yani hani bir kaçırdıktan sonra bir mesafe alıp durmamız mı lazım? Belki bir çözümlerden biri olabilir. İlk turda bu rek'i fulllemişti Klay Thompson. 2'de 2 ile başladı ama fulleyemedi. Moneyball'u sokarsa bir tane kaçırmış olacak. Vay be. Klay Thompson'a bay bay dedik. Şimdi yenebilecekse ya Patrick Patterson yenecek ya da 2K14'ten beri süre gelen gelenek devam edecek arkadaşlar. Paul George şampiyon olacak gene. Ya umarım bir sonraki sezonumda Paul George'la karşı karşıya kalmam abi, yenemedim çünkü. Herif ne zaman karşıma çıksa yenemedim. Geçen sezon ikinci tura çıktım. İkinci sezonda ikinci oldum ama Paul George gene birinci oldu. Bu sezon ilk turda gittim. 10 sayı da çok kötüymüş. Yani gerçek Damian Lillard'ın 13 attığı bir şeyde, yani benden sonra en kötü üçlük attığı bir yarışma ne kadar güvenilir olabilir onu da siz düşünün. Bu arada Patrick Patterson korkunç başladı. Paul George şampiyonluğa doğru gidiyor artık. Bu ikinci rekte bir seri dönüş yapması lazım. Yoksa Paul George yeni şampiyonumuz diyebiliriz. Evet arkadaşlar, çok yüksek ihtimalle Paul George şampiyon. Şimdi tam olarak kafadan hesaplarsak 18 kalmıştı ikinci rekten sonra. Bu rekte çok iyi gidiyor. 4'te 4'ledi Patrick Patterson. Ama 12 sayısı kaldı. 20 evet geçemedi arkadaşlar. Paul George yeni şampiyonumuz. Biz gene de yarışmanın sonuna kadar bekleyelim. Paul George'u yeniden kutlarım bu arada. Yani ne yaparsak yapalım geçemedik. Bari en azından Steph Curry, Chef Curry'ye kaybetseydik. Yani en azından Klay Thompson'a kaybetseydik. Süreyi kullanmada gene sıkıntı yaşadı Patrick Patterson. Ama en azından ilk turda çok iyi bir sonuç çıkarmıştı ama bu turda süreyi kötü kullanmasına rağmen sonucu da iyi, performansı da iyi olmadı. 23 Paul George'dan, 15 Klay Thompson'dan, 12 Patrick Patterson'dan olmak üzere bu üçlük yarışması da tamamlanıyor. Ve Paul George yeniden yeni şampiyonumuz oluyor arkadaşlar. Tekrardan kutluyorum Paul George'u. Böylelikle bu üçlük yarışmasını da burada bitiriyoruz. All-Star yarışması, All-Star maçı kanalda ilerleyen saatlerde sizlerle birlikte olacak. Takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.